Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sunumu mümkün olduğu kadar hızlı bitirip daha çok soru cevapları aslında cevaplamak istiyorum. Tabii ki yine de zamanımız yetmezse saat 1.30'da EZCO standında bu sunumla ilgili diğer teknik sorularınızı da cevaplayabilirim. 1.30'da EZCO standında soru cevap oturumu olacak. Hem bu sunumla ilgili hem genel sorularınızı da orada cevaplayabilirim. Şimdi bu oturumda genel olarak anlatmak istediğim konu aslında bir startup'ın büyüme evresi ve buradan öğrendiklerimiz. Genel olarak ben EZCO'ya başladığımda bundan 5 yıl önce şirket aşağı yukarı 20 kişiydi. Biz de 5 yazılımcıydık. Şu anda şirket 200 kişi, 50'den fazla mühendis çalışıyor. Hem şirketin çalışan sayısı büyüdü o zamandan bu yana 10 kat, hem de işi büyüdü. İşi de aşağı yukarı 90 kat büyüdü. Dolayısıyla bu büyüme sürecinde aslında öğrendiklerimi naçizane sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısaca kendimden bahsedeyim. Yalçın ismim. Birçok farklı firmada yazılımcı olarak, danışman olarak vesaire çalıştım. Son 5 yıldır da EZCO'dayım. Şu anda EZCO'da yaklaşık 40 kişilik bir ekibin yöneticiliğini yapıyorum. EZCO'da yazılımcı olarak başladım. Sonrasında son 2 yıldır ise birazdan yöneticilik tarafındayım. Galatasaray Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğini bitirdim 2009 yılında. Sonrasında yine orada yüksek lisans yaptım makine öğrenmesi üzerine. Açık kaynak kodlu projelerime ve GitHub üzerine ulaşabilirsiniz. Şimdi genel hikayeden bahsediyorum aslında. Yani startup ve scale-up denen iki kavram var. Startup bildiğimiz bir girişim, scale-up ise bunun büyümüş hali gibi düşünebilirsiniz. Soldaki gördüğünüz fotoğraf 2013 yılındaki EZCO'nun ofisi. İki kişi var gördüğünüz gibi. Sağdaki de 2019'daki resim. Aslında o günden bugüne çalışan sayısı bu kadar büyüdü. Tabii ki şirketin işi bundan daha fazla büyüdü. Şimdi burada özellikle büyüyen şirketler için scalability denilen, Türkçesi ölçeklenebilirlik olan bir kavram bayağı kritik. O yüzden ben geçmişte yaptığım sunumlarda da önce bunun bir sözlük tanımını yapıyorum. Sonrasında bunun üzerine ilerliyoruz. Dolayısıyla ilk olarak ölçeklenebilirlik nedir? Onu açıklayacağım. Şimdi ölçeklenebilir sistemler dediğimizde bir kavram ortaya çıkıyor. Lineer ölçeklenebilir sistemler. Ne demek lineer ölçeklenebilir sistemler? En soldaki grafikte gördüğünüz bir sunucu var ve bir sunucunuz olduğunda bir birim kapasiteniz var. Eğer siz ikinci sunucuyu ekliyorsanız ve kapasiteniz iki katına çıkıyorsa bunları biz lineer olarak ölçeklenebilir sistemler diyoruz. Mesela ortadaki grafik lineer olarak ölçeklenebilir bir sistemin grafiği. En sağdaki grafiğe bakarsanız da burada sunucu sayısı iki katına çıkmış ama kapasite iki katına çıkamamış. Dolayısıyla demek ki bu lineer olarak ölçeklenebilen sistem demek olmuyor. Tabii ki lineer olarak ölçeklenebilir sistemler aslında hepimizin sistemlerimizi götürmek istediği bir nokta. Ama bir ütopya aslında. Gerçek biraz daha bundan farklı. Hedefi o ama o matematiksel olarak imkansız. Dolayısıyla burada matematiksel olarak daha imkanı olan modelleri birazcık daha size tarif edeyim. Aslında iki tane kanun var. Bunlar ispatı olan kanunlar. Bir tanesi MDAL Scalability, diğeri de Universal Scalability Law denilen iki tane kanun. Lineer ortadaki grafik direkt lineer olarak ölçeklendirdiğinde sonuç sayısı arttıkça kapasite sonsuza doğru gidiyor. Ama MDAL Scalability kanununa bakarsanız bunların teorisini açıklayamayacağım ve o kadar zamanımız yok. Siz bunları kendiniz araştırabilirsiniz. MDAL Scalability şu demek. Sunucu sayısı ekledikçe kapasite belli bir oranda artıyor. Bir süre sonra bu sabitleniyor. Universal Scalability Law ise ki sistemlerimizin büyük çoğunluğu Universal Scalability Law'a göre çalışıyor. Yani en alttaki mavi grafiğe göre çalışıyor. Sunucu sayısı arttıkça kapasiteniz belli bir süreye kadar artar, lineer. Daha sonra sabitlenir. Bir süre sonra da sunucu ekledikçe bu düşmeye başlar. Büyük çoğunlukla sistemler bu Universal Scalability Law kanununa göre ilerliyor. Dediğim gibi detayını merak edenler bu kanun teorisinde okuyabilir. Şimdi özellikle yani yeni bir startup'ın bir
CTO'su oldunuz ya da bir startup'ın ilk yazılımcısı oldunuz. Genelde böyle birçok kafanızda soru vardır. Yani mikroservis mi yapsam, monolit mi yapsam, bunun gibi onlarca soru aslında. Ben bu soruların hepsini size kendi görüşlerimle ve EZCO'daki tecrübelerimle anlatmaya çalışacağım. İlk konu şu aslında, bir girişimimiz var. Ben mikroservis altyapısıyla mı bunu ilk başta başlatmam lazım? Monolitik bir uygulamayla mı başlatmak lazım? Burada aslında 2010 3 uygulaması vardı. 2020'de ise birçok mikroservisimiz var. Burada benim önerim monolitikle başlamak. Çünkü biraz daha pragmatik bakmak gerekiyor. Özellikle girişimde örneğin EZCO'daki senaryoyu söylüyorum. Biz 5 yazılımcıydık ve bize dediler ki 3 ay içinde EZCO'nun tüm altyapısını yeniden yazacaksınız. Belki bunu yazamasak şirket batacak. Belki biz işsiz kalacağız. Belki proje fail edecek. O kadar büyük riskler taşıyor ki bu. Dolayısıyla burada mümkün olduğunca pragmatik davranmak gerekiyor. Bizim 3 tane monolitik uygulamamız vardı en başta. Bir tanesi Merchant Panel dediğimiz müşterilere sağladığımız web arayüzü. Bir tanesi Admin Panel dediğimiz EZCO çalışanlarının kullandığı web arayüzü. Bir tanesi de tüm API'larımızın içinde bulunduğu uygulama. Yani tüm API'larımızı tek bir uygulamaya gömmüştük aslında ve 5 kişi bu 3 monolitik uygulamayı yönetiyorduk. Ha, zamanla şirket çok hızlı büyüdü. Zaten ölçeklenmeyen yerler kendini belirliyor bu süreçte. Ve bu büyümeyle birlikte aslında mecburen bölmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten mikroservise mecburen geçmek zorunda kalıyorsunuz. Ama bunu yani pragmatik bir şekilde şirket ihtiyaçları doğrultusunda yapmak biraz daha şey oluyor, faydalı oluyor. Aksi takdirde aldığınız riskler belki o şirketin batması. Dolayısıyla benim önerim, bir startup'ın ilk yazılımcıysanız ya da ilk CTO'suysanız monolitikle başlamak şirketin sağlığı açısından bence biraz daha iyi. Bir de daha sonra tabii bölmeye başlıyorsunuz. Peki nasıl bölüyorsunuz? Yani 3 tane monolitik vardı. Şu anda birçok API var. Bunları neye göre bölmemiz lazım diye bir soru varsa kafada. Burada da bounded context kavramı çıkıyor. Bu Eric Evans'ın Domain Driven Design kitabında anlattığı bir kavram. O kitabı da şiddetle öneririm. Yani teknoloji değiştikçe güncelliğini koruyan bir kitap. Çünkü daha çok kavramlar üzerine ilerliyor. Bounded context ne demek? Bounded context aslında kendi domaininizin içerisinde mantıksal bir gruplama, mantıksal bir sınır. Ve siz bu mantıksal gruplamalara göre uygulamalarınızı biliyorsunuz. Örneğin ortada iki tane, burada sol tarafta şey görüyorsunuz. Bir tanesi şirketin satış departmanını kullandığı uygulamalar. Sağ tarafta da şirketin müşteri destek departmanını kullandığı uygulamalar var. Burada özellikle satışın kendi karmaşıklığını satış konteksinde bırakıp support'un kendi karmaşıklığını da orada bırakmak lazım. Yani satışa özel entiteler solda görüyorsunuz. Support'a özel entiteler sağda. Ama ortak entiteler var. Bunlar nedir? Müşteri, ürün. Bunlar mesela ortak. Dolayısıyla buradan sınırları çizip ona göre domaininizi bölmek gerekiyor. Ortak olanları da API'lara öncelikle çıkartabilirsiniz. Yani ortak sınırdaki şeyleri ilk API yapmak sizin için daha faydalı olur. Ayrı API yapmak. Bir de uygulamanızın koduyla infrastructure, user interface ya da third party kodlarını mümkün olduğunca domain kodlarından ayırmak lazım. Yani domaininizin kodunu korumanız lazım. Örneğin, yani bunu çok basit yapabilirsiniz. Koddaki direkt paketleme yöntemiyle bile yapabilirsiniz. Yani kodunuza bir paket ismi veriyorsunuz. Biz EZCO'da bunu üçe bölüyoruz. Domain, application ve infrastructure diye. Application'da daha çok API ile ilgili kompleksite var. Infrastructure'da ise tüm infrastructure, işte Redis'tir, database'tir, ne kadar kompleksite varsa oraya atıyorsunuz. Application domain paketinin altında ise sadece domain sınıflarınızın olması lazım. Yani orada burada işte customer, product gibi kendinizin entity'nin olması lazım. Customer entity'sin içinde Redis listener diye bir şey mesela olmaması gerekiyor. O zaman infrastructure kompleksinizi gelip domaininizin içine koymuş oluyorsunuz. Bu da yönetmenizi bayağı zorlaştırıyor. Bir diğer test konusu, yani bir startup'ım var. Ben yani testi nasıl yapmalıyım, otomatize mi etmeliyim, testçi işe almalı mıyım gibi aslında sorular. Burada bence startup da olsa, kurumsal şirket de olsa, her neresi olursa olsun, unit test her zaman yazmak lazım.
Bunu ben söylediğimde bazen şöyle şeyler geliyor. İşte ya yöneticim izin vermiyor unit test yazmaya ya da projenin deadline sebebiyle yazamıyoruz gibi. Orada da şeyi öneriyorum. Yöneticinizden gizli gizli unit test yazabilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Sonuçta yazdığınız bir for döngüsünün de yöneticinizden izin alarak yazmıyorsunuz ya da bir if else öyle yazmıyorsunuz. Unit test de bir development pratiğidir. Bir for döngüsünden hiçbir farkı yok benim gözümde ya da bir if else döngüsünün bir if else kodundan bir farkı yok. Bir development pratiğidir ve unit testi biz ilk günden beri yazıyoruz. Bunu da bence her şartta mümkün olduğunca yazmak gerekiyor. Ha, 2015'te fonksiyonel testlerimiz manueldi en başta. Çünkü o gerçekten hem maliyetli hem de çok sık değişiyorsa ürün, yani ürün oturduktan sonra biraz daha otomatize etmek kolaylaşıyor ama ürün çok sık değişiyorsa maliyeti artıyor. Ama şu an geldiğimiz noktada unit ve integration testlerimiz otomatik. Yani neredeyse tüm şeyleri yazıyoruz. Fonksiyonel test ise çoğu manuel ama özellikle çok kullanılan servislerimizi otomatize etmeye çalışıyoruz. AB testing bir de eklendi yeni altyapımıza. Yani örneğin bir tane özelliği sadece %1 müşterilerin %1'ine çıkıp müşterilerden feedback alıyoruz. Bunlar da daha çok tabii ki altyapılarımız otomatik o sürüm çıkma, trafiği verme vesaire ama manuel yürütülüyor genelde AB testte şu anda. Peki teknoloji siteni neye göre seçmek lazım? Bir tane girişim, bir fikrim var aklımda. Neye göre bir şey seçmek gerekiyor? Tabii bunun bir şeyi yok. Bunun bir sihirli bir formül yok. Yani şu teknolojiyi seçerseniz yürürsünüz gibi bir durum söz konusu değil. Burada bir takım parametreler var. Ya benim yani ilk ve tek yazılımcıysanız o şirketin en iyi bildiğiniz teknolojiyi kullanmak tabii ki bence önemli. Ama bunun dışında bir sürü parametre var yani. Örneğin lisans ücreti ödüyor musunuz? Bu teknoloji ne kadar sürede öğreniliyor? Bu teknolojiyi bilen insanları bulabiliyor musunuz ve işe alabiliyor musunuz? Bu teknolojiyi kullandığınızda o ürünü ne kadar süre sonra pazara çıkabiliyorsunuz? Arkasında bir vendor var mı bu kullandığınız teknolojinin? Açık kaynak kodluysa GitHub'da kaç kişi buna kod yazıyor? Ne kadar sıklıkla commit yapılıyor? GitHub'da kaç yani GitHub'daki issue sayısı kaç? Ne kadar sürede çözülüyor gibi istatistiklere bakılabilir. Community support dediğimiz arkasında ne kadar bir topluluk var? Bunun büyüklüğü nedir? Bunu ölçmek için işte Stack Overflow'da kaç soru soruluyor, kaç tane cevap verilmiş, soruların yüzde kaçı cevaplanmış gibi şeylere bakılabilir. Bu teknoloji ne zaman canlıya çıkmış? 10 yıllık bir teknoloji mi, 3 aylık bir teknoloji mi? Çok iyi bir teknoloji ama roadmap'i ne? Yani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra sana ne vaat ediyor? Eğer bir vendor varsa ve yurt dışındaki bir vendorsa bunun lokal desteği var mı? Yoksa her zaman yurt dışından mı destek almak gerekiyor gibi bir sürü parametreye göre bunların hepsi birer trade-off. Buna göre seçilebilir ama dediğim gibi bunun bir formülü yok yani. Bağımlılık yönetimi konusuna gelelim. Yani takımlar arasındaki bağımlılıklar nasıl yönetiliyor? Sonuçta A takımı A projeyi geliştiriyor, B takımı B'yi ama A projesi B'yi çağırıyor. Belki A'da bir geliştirme yapmak için B'de de geliştirme yapmak gerekiyor. Bu bağımlılıkları nasıl yönetiyoruz aslında? Burada mümkün olduğunca otonomiyi destekliyoruz. Özellikle otonomi yapmak için yani biz circle diyoruz takımları. Birçok circle'ımız var. İşte daha çok şirketlere hizmet veren bir kısım ve consumer'lara hizmet veren de ikiye ayrılıyor kendi içinde. Özellikle burada product manager'lar daha çok dış bağımlılıkları yönetiyorlar. Yani business ekipleri, third party'lerle vesaire bağımlılıkları. Yazılım yöneticileri ise daha çok teknik bağımlılıkları yönetiyorlar. Tabii ki senior engineer'ler ya da diğer tüm mühendisler de o teknik bağımlılıkları aslında diğer takıma bir bağımlılık varsa birlikte yapıyorlar. Circle'larda hem front-end hem back-endçi var. Yani front-end departmanı ayrı, back-end departmanı ayrı değil. Yöneticileri ayrı değil. Tek bir takımın içerisinde birlikte geliştiriyorlar. Merkezi bir front-end ekibi yok yani. Merkezi bir test ekibi yok. Hatta EasyCode'da hiç manuel testçi çalışmıyor. Testçi çalışmıyor daha doğrusu. Test yazılımcının sorumluluğunda. Onu da çoğunlukla otomatize ya da manuel yapıyorlar. Bir de OKR denen bir metodoloji kullanıyoruz. Objectives and Key Results diye geçiyor. Google'ın çıkarttığı bir metodoloji. Slack aktif olarak kullanıyor şu an dünyada. Her takımın bir objektifi var ve bunun ölçülebilir sonuçları var. Onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Örneğin objektif biraz daha soyut oluyor. Yani güvenli ödeme denildiğinde akla ilk EZCon'un gelmesi mesela objektif. Ama bunun Key Results'ları, yani ölçülebilir sonuçları şu. Örneğin EZCon'un
güvenli alışveriş, korumalı alışveriş mobil uygulamasına indiren kişi sayısını 1 milyondan 2 milyona çıkar. Ya da o uygulamanın silinme oranını %40'tan %30'a düşür gibi. Tabii bu takımlarda satışçı, pazarlamacı vesaire de oluyor gerekirse. Ve bir şekilde o hedefleri gerçekleştiriyorlar. Bunun dışında pair programming çok aktif kullandığımız bir şey. Neden bunu tercih ediyoruz? Tabii ki zorunlu değil ama biz pair programming'e aslında nasıl başladık? Ya dedik ki finans işi sakat iş. Şimdi bir sürü milyonlarca lira para gönderiyoruz ve bir hesaplamada bir yanlış yapsak yanlış müşteriye yanlış para gidiyor ve onu bir daha geri döndürmek imkansız. O yüzden dedik ki bu iş biraz daha sakat iş. İki kişi şey yapalım. İki kişi aynı bilgisayar üzerinde kod yazalım diye. Sonra tabii şirket büyüdükçe bu pratik biz şirket olarak destekliyoruz. Zorunlu olmasa da ama yayıldı. Herkes zevk alarak yapıyor. Neyi? Aslında finansal riski azaltıyor pair programming yapmak. Ölçeklenebilirlik tarafında bize katkı sağlıyor. Çünkü belki bir kişi kod yazarken şeyi düşünmeyebiliyor. Bu kodu 1 milyon kişi çağırsa nasıl tepki verir diye ama iki kişi biraz daha bunları da düşünebiliyorlar kendi aralarında tartışıp. Fonksiyonel, yani testçi olmadığı için sonuçta kodu yazan kişi testini yaptığı için iki kişinin bunu birlikte yazması biraz da o kodu yazan kişinin göremediği şeyleri yanındaki peer'in görmesini sağlıyor. Yeni başlayanların oryantasyonu için çok kritik. Direkt peer'le başlayan kişi çok daha hızlı şirkete adapte oluyor. Domain bilgisi dağılıyor ekip içerisine. Bunun dışında paylaşım kültürü oradan başlıyor aslında. Yani paylaşım kültürü direkt peer'den başlıyor ve daha da artarak devam ediyor. Bir de mesela bir DevOps'cuyla da pair yapılabiliyor ya da bir frontendçi bir backendçi pair yapabiliyor. Böylece belki bir backendçi full siteye dönüşebilir. Belki bir frontendçi backend öğrenebilir. Onlara katkı sağlıyor. Bir de anlık geri bildirim alabiliyorsunuz pair'inizden ki anlık geri bildirim de bir kişinin gelişimi için çok kritik. Yani her gün sürekli kod yazarken birilerinden geri bildirim alıp geri bildirim verdiğinizde sizin kişisel gelişiminiz hem teknik hem teknik olmayan konularda eksponansiyel artıyor aslında. Bir soru geldi. O soruyu sonunda cevaplayayım isterseniz. Kaydettim kafama. Full stack development konusuna geleyim. Full stack development, yani full stack mi yapmak lazım? Backendçi, frontendçi diye ayırmak mı gerekiyor ekibi? Gibi aslında sorular oluyor startuplarda. Yani startupta zaten en başta ilk tek yazılımcısınız, mecburen full stack oluyorsunuz. Çünkü tek kişi frontendinde, backendinde, DevOps'unda yapmanız gerekiyor. Yani ekip büyüdükçe bunlar nasıl olmalı soruları ortaya çıkıyor. Burada full stack'i biz destekliyoruz ama bir zorunluluk değil. Ne demek bu? Yani bir kişi backend'de kalmak istiyorsa backend'de kalıyor. Sadece frontend yazmak istiyorsa sadece frontend yazıyor. Ha, eğer full stack ben hem backend hem frontend yazacağım diyorsa da biz ona her türlü destekliyoruz. Yani 2015'te full stack çok yoktu. Yani bir tane frontendçimiz vardı ama biz de tabii frontend yazıyorduk backendçiler olarak. Ama 2020'de biraz daha hem backend sadece backend yazanlar da var, sadece frontend yazanlar da var, full stack olan arkadaşlarımız da var. Ama bu o kişilerin kendi kariyer tercihi olduğu için tabii ki o seçimi o kişilere bırakıyoruz genelde. Bir de ölçeklenebilirlik konusunda işte otomatik ölçeklenebilir sistemler var cloud ortamlarında biliyorsunuz. Biz nasıl yapıyoruz? Biz regülasyonlar sebebiyle cloud kullanamıyoruz. Ama tabii aynı problemleri kendimizin çözmesi gerekiyor on-prem'de. Bu biraz daha zor, biraz daha challenging. Ama bir o kadar da ne kadar zor olursa o kadar da bize öğretici oluyor. Biz autoscale değil aslında predictive scaling denen bir yöntem kullanıyoruz. Bunun teorisini bakmak isterseniz araştırabilirsiniz. Predictive scaling ne demek? Aslında bizim veri bilimi ekiplerimiz oturup EZCon'un Black Friday'de ne kadar yük alacağını hesaplıyorlar. Bir şekilde machine learning algoritmaları kullanarak. Ve bize diyorlar ki Black Friday'de siz en çok yükü şu dakikalar arasında, şu saniyede şu kadar istek şu API'lere gelecek gibi bize şeyler veriyor. Ya da dakikalık şu kadar istek geliyor. Mesela sağdaki grafiğe bakarsanız orada DataSense ekibimizin bir çalışması. Orada maviler gerçek alınan yük, kırmızılar yaptıkları machine learning modelinin tahmin ettiği yük.
ve genellikle tutturmuşlar. Ama Black Friday'de çok tuttur, yani yine tutturmuşlar. Oradaki peak'i görmüşler ama aslında tahmin ettiklerinden daha fazla peak olmuş. Mesela en yukarıya çıktığında grafiğin tam olarak sapmalar var. Ona göre bize diyorlar ki işte bugün bu saatler arasında bu kadar yük alacak bu sistemleri. Biz de bu sistemleri genellikle de çok iyi tutturuyorlar. Yani bayağı yüksek accuracy ile tutturuyorlar. Ve biz de ona göre sistemlerimizi aslında önceden ölçekliyoruz. Yani otomatik değil, önceden o sistemi ona göre ölçekliyoruz. Bir de veriyi ölçekleme konusu var. Yani API'leri ölçekleme biraz daha kolay günümüz dünyasında. Ama veriyi ölçeklemek hala da çok zor. Yani veri tarafını ölçeklemek gerçekten özellikle mikroservislerin de karşılaştığı en zor problem bence teknik olarak. Veriyi ölçeklemek ne demek? Bir tane monolitik veri tabanınız var ve bir tane de API'niz var diyelim. Bir süre sonra database diyor ki o yükü kaldıramıyor ve o database'i birden ikiye bölmeniz gerekiyor. API'ler yani aslında en şeyde uzun vadede tüm API'lerin database'in kendi arkasında olması gibi düşünebilirsiniz. Bu tabii kolay bir şey değil çünkü normalde bir API tek bir database kullandığında ve o database asit özelliklerini sağlıyorsa yani atomicity, consistency, isolation ve durability bunların dördünü sağlıyorsa bu biraz da verinin tutarlılığını korumak daha kolay oluyor, daha yönetilebilir oluyor ve biraz daha kolay aslında, karmaşık olmuyor. Ama siz bunu ikiye böldüğünüzde ben artık eskiden bir transaction içinde 3 tane insert yapıyordunuz ve commit atıyordunuz. Belki üçüncü insert hata aldığında otomatik rollback ediyordu database kendini ve veri tutarlılığını koruyabiliyordunuz. Ama burada ise bunları hepsini bir REST API ile yapıyorsunuz. Yani 3 tane insert'ünüz var diyelim. Hepsini işte HTTP POST ile yapıyorsunuz. Peki üçüncüde bir hata oldu. İlk ikisini rollback etmeniz gerekiyor. Otomatik bunu yapmıyor. Bunu kendinizin bir şekilde çözmeniz lazım. Bunu yapan bir takım framework'ler de var. Bir takım design pattern'lar da var. Ama bu gerçekten mikroservislerin en zor problemi. Ve hala daha zor. Bunu kolaylaştırırken kolaylaştıran bir şey yok şu anda. Sihirli bir formül yok. Yani bunu easy code'da biz nasıl yapıyoruz? Bir kere bir takım kurallarımız var. Bu kurallar nedir? Bir sürüm içinde eğer database'i de bölsen, uzaya gemi de göndersen, bir sürüm her zaman tek bir tıkla geriye alınabilir olmak zorunda. Bunun içinde bir data migration olsa dahi tek bir tıkla geriye alınabilir olmak zorunda. Yani bu biraz maliyetli bir şey ama bu kural her zaman orada duruyor. Yani eğer sen içerisinde database'i böldün diyelim, tek tıkla geriye alabiliyorsan bizim için problem. İkincisi, çıktığımız tüm sürümler %1 trafikle bir şekilde, yani riskli sürümler, özellikle tüm sürümler demeyeyim de riskli sürümler %1 trafikle çalışabilir olmak zorunda. Bu nedir? İşte ben database'i böldüm. Yeni yaptığım altyapıya %1 trafik veriyorum. Eskisi hala %99'a devam ediyor. Bir anda tüm altyapıyı değiştirip bulk geçiş yapmıyorum. Çünkü o müşterilere bayağı zarar veriyor problemler yaşandığı için. O yüzden genellikle %1 trafik veriyoruz, monitör ediyoruz, sonra yavaş yavaş trafik arttırıyoruz. Bir de genellikle tüm sürümler, tüm özellikler merchant bazlı açılıp kapanabiliyor runtime'da. Data migration olsa dahi bir şekilde runtime'da siz diyorsunuz ki bu özelliği Amazon'a aç ama şu özelliği Spotify'a kapat. Mesela onlar bizim müşterilerimiz. Onlara işte Amazon'da bu özellik çalışsın ama AliExpress'te çalışmasın gibi şeyler yapabiliyoruz. Bir de genel olarak şöyle bir pattern kullanıyor. Yukarıdaki ilk şekle sıfırıncı stepte bir monolitik uygulamamız var. İçerisinde iki tane API var ve altında da bir tane monolitik database var. İki tane de tablo var. API 1 tablo 1'i kullanıyor. API 2 tablo 2'yi kullanıyor düşünün. Bir kere önce bunun database'ini ayıracağız diyelim. İki servisin database'ini arkalarına saklayacağız diyelim. Aşağıdaki üç kuralı koruyoruz tabii ki. Bunu koruyabilmek için yukarıdaki step'leri yapıyoruz aslında. Önce bir kere API'ni ayırıyoruz. Çünkü o biraz daha kolay bir şey. API'yi iki API'ye böldük. Hala da aynı database'e bakıyorlar. Aynı database'den yazıp okuyorlar. İlk adım bu.
API'ni böldük diyelim. İkinci adımda API 2'nin database'ini ayırıyorum. Step 2'de. Ama data öbür tarafa hala yazmaya devam ediyorum. Yani iki tarafa da aslında yazmaya devam ediyorum. Niye? Bir problem olduğunda tek bir tıkla geriye alabilmek için aslında. İki tarafa da yazıyorum. Genellikle ayırdığımız, tabii ki böyle olmak zorunda değil, ayırdığımız API'yı eventually constants'e döndürüyoruz. Constants'dan çok. O yüzden araya bir queue ya da asenkron yazıyoruz datayı. Dolayısıyla API 2'ye ayırdım. Araya bir asenkron yapı kurdum ve database 2'ye yazmaya başladım. Table 2 görüyorsunuz. Hem ilkinde var hem ikisinde var step 2'de. İki tarafı da yazıyorum. Sonra yavaş yavaş oralardan okuyan API'ları yeni database'e çeviriyorum. İşte ilk olarak okumaları çeviriyorum. Mesela API 2'yi read kısmını database 2'ye taşıdım. Ama hala da database 1'e yazmaya devam ediyor. İki tarafı da yazmaya devam ediyor. Bakıyorum iki taraf tüm uygulamaların read'ini geçirdim. Artık herkes o yenisinden okuyor. Okey, o zaman eskisine yazmayı bırakabilirim ve yenisine yazabilirim diye. Bu çok kompleks bir işlem olduğu için bunu böyle step by step biraz daha riskleri azaltarak aslında yapıyoruz. Biraz daha uzun sürüyor tabii ki ama aldığımız riske göre çok çok şey değil. Bir diğer konu açık kaynak mı kullanmak lazım, vendor'la mı çalışmak gerekiyor? Bizim buradaki stratejimiz maximize open source with minimum vendor dependency. Yani mümkün olduğu kadar az vendor'la çalış ve açık kaynak kodu arttırmaya çalış. Bu benim mesela bilgisayarımın arkası. Bilgisayarı görüyorsunuz Mac, bir vendor yani. Orada vendor kullanıyoruz. Ama genellikle vendor olma, yani çoğunluğu open source, Java, Elasticsearch, MySQL, işte Redis, React, React Native gibi ya da Netflix Cloud siteyi gibi. Ama mesela Splunk kullanıyoruz, bu vendor. Çünkü çok iyi bir tool. Ya da Exasol diye bir database kullanıyoruz, column oriented bir database ve bu da çok performans, iyi performanslı çalışıyor. İki tane vendor var ama çoğunluğu open source. Bir de machine learning tarafı var bizim. 3-4 yıldır buna yatırım yapıyoruz. Canlı da uygulamalarımız çalışıyor. Özellikle CI/CD konusu normal bir uygulamada zaten yani CI/CD zaten kolay bir şey değil teknik olarak. Ama machine learning'de bu daha da zorlaşıyor. Nasıl zorlaşıyor? Normalde klasik bir CI/CD sürecinde siz nasıl yapıyorsunuz? Kodu yazıyorsunuz. Kodu build ediyorsunuz. İşte test ediyorsunuz, testlerini yazıyorsunuz, deploy ediyorsunuz, release çıkıyorsunuz, tekrar bu döngü ve de her step'i otomatize ederek ilerliyorsunuz. Ama machine learning'deki continuous delivery'e gelirsek burada iki tane daha step çıkıyor burada önümüze. Bir tanesi veri giriyor işin içine. O veriyle bir model eğitiyorsunuz. İkinci de o eğittiğiniz modeli test etmeniz lazım. Dolayısıyla klasik continuous delivery sürecine iki tane step daha giriyor. Ama şunu yapabilirsiniz. 6 ay boyunca bir model geliştirip sonra bunu canlıya alabilirsiniz. Ama bu durumda da mesela bizim fraud problemi çok dinamik bir problem. 6 aylık değil yani 1 ay falan, 1 ayda falan biz ayda bir eğitiyoruz şeyleri. 6 ay bekleyemiyoruz yani. Burada özellikle 3 tane konu ortaya çıkıyor. Aradaki stepleri de otomatize etmek gerekiyor. Bir tanesi klasik deployment'ın otomatik olması lazım. Bir machine learning modeli deploy ediyorsanız da böyle. Bir yazılım kodu deploy ediyorsanız da böyle. Training'in de otomatize olması lazım. Bu ne demek? Datanın versiyonunu seçip, belki start date, end date'i seçip, train butonuna basıp direkt çalıştırabilmeniz gerekiyor. Model validasyonu, cross validation denilen şeyin de yine bir dataset seçip validate'e basıp sonuçlarını alabilmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar otomasyon aslında burada da yatırım yapmak gerekiyor. Ya da A/B testing tarafında da machine learning modeli de olsa %1 trafikle önce test etmek gerekiyor. Çünkü yapay zeka yanlışlıkla tüm ödemelerinizi reddedebilir onun önüne geçebilmek için. Agile konusu var. Bu yani agile lan bakış açınız nedir gibi sorular geliyor. O yüzden bunu da ekledim. Ya burada startuplar aslında doğası gereği ecel. Yani startupta zaten 5 yazılımcı var ya da 3 yazılımcı var. Hatta bazen 2 yazılımcı oluyor bir startupın en başında. O 2 yazılımcının ecel pratikleri uygulamasına gerek yok. Zaten sürekli yan yana çalışıyorlar.
bir akş yani sabah stand-up yapmasına gerek yok mesela illa. Dolayısıyla startuplar aslında doğası gereği agile. Dolayısıyla bir agile koç gelip bir startup'a agile yapma bence ütopya. Kurumsal şirketlerde de buna ihtiyaç var, kesinlikle katılıyorum. O organizasyonlar ağır işliyor zaten. Belki orada o dönüşüm bayağı katkı sağlıyordur. Ama startup'lar zaten doğası gereği agile. O yüzden bir böyle Scrum'dır şeydir illa onları kullanmasına gerek yok. Ama agile EZCO nasıl tanımlıyor? EZCO'da agile şu. Birden yani bir gün içerisinde birden fazla sürüm çıkabilme yeteneğini biz agile diyoruz. Nasıl ölçüyoruz? Günlük ne kadar production sürüm çıkabiliyorum? Mesela 2019'da 1408, 2020'de şu ana kadar 1300'ün üzerinde sürüm çıktık production'a. Günde ortalama 4.6 production'a release çıkıyoruz. Bu da özellikle bizim gibi regülatif bir şirket için bayağı iyi rakam. Tabii bu bir araç. O yüzden ihtiyaç olduğunda bunu agile pratikleri kullanmak lazım. İhtiyaç yoksa çok kullanmaya gerek yok bence. Bu sunumda kullandığım yararlandığım kaynakların hepsini ekledim. Bunları da şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu şey açık kalsın belki ekran çıktısı falan almak isteyenler olur. Şimdi soruları yukarıdan aşağıya doğru cevaplayabilirim. Hala daha çünkü 14 dakikamız var. On-premise cloud hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şu anda vaat ettikleri şeyler on-premise cloud'un bayağı iyi. Biz de bunların POC'lerini yapıyoruz aslında. Burada Google'ın Anthos diye bir ürünü var. On-prem cloud. AWS'in Outpost diye bir ürünü var. Microsoft'un da Azure Stack diye bir ürünü var. Bunların üçünün de POC'lerini bir şekilde yapıyoruz. Bir de bir şekilde Vanilla Kubernetes kendi hardware'imizin üzerinde bir de onun POC'sini yapıyoruz. Şu anda Vanilla Kubernetes'le ilerliyoruz. Ama diğerleri de bir şekilde. AWS Outpost daha Türkiye pazarına girmedi. O yüzden onunla çok ilerleyemiyoruz. Google, Anthos ve Microsoft Azure Stack tarafında da bir şekilde POC'leri yapıyoruz. Ama orada zor olan konu bizim bir şekilde şeyi de istiyoruz uzun vadede. PayU EZCO'yu satın aldığı için belki globale de açacağız servislerimizi ve globalde bu regülasyonlar yok. Özellikle Türkiye'den gelen trafik Türkiye veri merkezine gitsin mesela Google Anthos'ta. Ama gerektiğinde ben yurt dışındaki trafiği Google Cloud üzerinden Pavli'ye ölçekleyebileyim. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bunlar da karmaşık ve zor olan konular. Ama bence vaat ettikleri şeyler bayağı iyi on-prem cloud'ların. POC'ler sonucunda göreceğiz. Bunun dışında Pair Programming geliştirme hızını düşürmez mi diye bir soru var. Yani geliştirme hızı bence düşmüyor. Gördüğünüz gibi günde 4,5-5 deployment yapan bir şirketiz production'a. Ben hızı düşürdüğümü düşünmüyorum. Tabii şey o göre yani hızı düşürdüğümü düşünüyorsanız da o argümanlarınız nelerdir onları paylaşırsanız sevinirim. Code review tarafında ya yani EZCO'da normal Git klasik workflow kullanıyoruz. Orada da pull request açılmayan hiçbir kod merge olmuyor. Pull request'te en az bir kişinin onayı gerekiyor. Aslında open source projeler gibi GitHub'taki klasik bir proje gibi yönetiliyor aslında. Dolayısıyla her bir kod pull request açılıp code review'den geçiyor. Ha, onay mekanizması illa orada bir hiyerarşi yok yani illa birinin onaylaması gerekmiyor. Herhangi bir yazılımcı onaylasa production'a çıkıyor. O yüzden code review'u bayağı aktif olarak yapıyoruz EZCO'da. Yani şey üzerinden, tool üzerinden yetmiyorsa o zaman session'lar yapılıyor. Mimari bir değişiklik ya da büyük bir değişiklikse code review session'lar yapılıyor. Ekrana yansıtıp belki 5-6 kişi bile o kodun üzerinden geçebiliyoruz ama çok faydalı code review. Hem bilgi paylaşımı için bir de benim şahsi görüşüm bir yazılımcıyı en çok geliştiren şeylerden biri kod okumak, başkasının kodunu okumak. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar open source projelerin kodlarını okumanızı tavsiye ederim. %1 trafik senaryosunda şema değişikliğini nasıl yönetiyorsunuz?
Aslında burada şey, yani yüzde bir önce API'ni ayırdığımız için genellikle zaten şeması değiştiyse de yeni API'de yeni şema oluyor. Eski API'de eski şema ve iki tarafı da yazmaya devam ediyor. Yani önce API'ni ayırmasak dediğiniz kompleksite olur. Ama ilk API ayırdığımızı zaten yeni API'de yeni şema oluyor genellikle. Yani o aslında ayırdığımız API o kompleksiteyi çözüyor. Yani şema değiştiyse hem write'ın hem read'in şeyini. Diğer API'ler direkt o API'den read ettiği için belki arkada o datayı o konsolide ediyor bir şekilde diğer projelere. Bir saniye. It looks like meeting data migration requirements is the hardest part of the release process. Is it or some other part takes more effort? Yes, actually, if you change your infrastructure, for example, it's also hard, like data migration. But if you use canary release pattern, if you make your release small and give the 100%, I think it's easier. Sprintleri hangi periyotlarda yapıyorsunuz? Haftalık sprint yapıyoruz genellikle ama bir zorunluluk yok. Ama genellikle tüm takımlar haftalık yapıyor. Bir ara 2 haftalığı denemiştik bundan bayağı bir önce ama bizim için yeteri kadar şey olmadı, efektif olmadı. Sürekli araya işler geliyor. O yüzden haftalığa döndürdük. Ama tabii release için sprint sonunu beklemiyoruz. Yani bir feature bitti anda genellikle production'a çıkıyoruz. O sprint release'i temsil etmiyor. Sadece iş planlamasını temsil ediyor. Deployment için. Taner istersen şey, sesli bağlan. Tam anlayamıyorum çünkü yazıyla soruları. Sesli bağlan ben kabul edeyim. Şey yapabiliriz. Konuşabiliriz o konu üzerinde. Ha tabii ki. Açık şey Tamam, demiştim. süper. Özellikle release'ler için bu data migration yani data tabloda değişiklik olduğunda bir de şey demiştin yani %1'lik trafiği akıtıyoruz demiştin yeni release'e. Burada sonuçta şey var hani %99'luğun baktığı şemayla %1'liğin baktığı şema birbirinden farklı olacaktır. Oradaki gelen data da canlı data olduğu için onu kaybetmemek gerekiyor. Bu iki farklı şema arasındaki veri tutarlılığını nasıl sağlıyorsunuz? Ya orada mesela en son yaptığımızda bir tane iki şema birbirinden farklıydı. Bir tanesine referans ID vesaire ekledik diğer API'lerle konuştuğu için. Şimdi API'nin arkasına atıyoruz ve aslında insert'lerin hepsini API aracılığıyla yapıyor. Diğer yani yeni veri tabanı herkes API aracılığıyla insert ediyor. O tabloya direkt kimse bakmıyor. O yüzden o API o kompleksiteyi alıyor. Read'lerde de yani orada şey özellikle eski tabloyla yeni tablo arasında eski tabloya select data eski şemaya aynen kuruyoruz bir kere. Oradan birisi select atıyorsa o aynen duruyor. Sonrasında mesela bir uygulama buraya select atıyordu artık yenisini atacak. Onu API aracılığıyla attığı için API eğer bir geriye uyumsuzluk varsa onu kendi içinde handle ediyor. Gerekirse iki database'e aynı anda bağlanıp belki datayı konsolide ediyor Anladım. yani. Yani O karmaşıklığı API'ye arkasına atıyoruz. şeyi feature geliştirirken ekstra bir de deployment sürecindeki, release sürecindeki bu karmaşıklığı da yönetecek ekstra bir mekanizma yazılması gerekiyor. Evet, API'nin içine yazılıyor. Yani o kompleksiteyi yeni API'de tutuyoruz bir süre. Ha, bu ikisi yaşadığı süre boyunca oluyor. Öbürü öldüğünde zaten o kompleksite kalkıyor ortadan. Tamamdır. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Rica ederim. Bunun dışında kod ve iş akışlarıyla ilgili dokümantasyonları nasıl yönetiyorsunuz? Yani aslında bir dokümantasyon standardımız yok. Genellikle işte mantığımız en iyi doküman koddur mantığıyla kodu mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii high level mimari dokümanları yazılıyor. Sequence diagramları da yazılıyor ama her takım bunu kendisi yönetiyor genellikle. Yani özellikle her yazılan şeye doküman yazılacak diye bir şeyimiz yok. Çünkü
klasik bir dokümantasyon problemi. Her zaman dokümantasyonla kodun senkronizasyonu tutmak çok zor. O yüzden mümkün olduğu şey low level dokümanlar zaten güncelliğini yitiriyor. Ama high level özellikle mesela context map'i çiziyoruz hep. Yani domain driven design'deki context map'i bir yere yazıyoruz ki hangi API neyle konuşuyor, hangi context'in için hangi API'lar var. Bunlar yazılıyor. Bunun dışında mimari dokümanlar da yazılıyor. Ama öyle bir low level bir sequence diagram onlar da yazılıyor ama onlar genellikle güncelliğini korumuyor yani. Sequence diagram açıyorsunuz bakıyorsunuz kod değişmiş. Kod daha ileriden gidiyor genellikle. Monolith to microservice geçişiniz. Aslında bu yani sürekli devam eden bir şey. Hala da devam ediyor yani. Burada genellikle yani önce 3 uygulama vardı, sonra 4'e, 5'e, 6'ya. Bu böyle bir anda 3'ten işte 50'ye çıkmadı. Yani adım adım devam ettik. İlk olarak en fazla yük alan servisimizi ayırdık. İlk yaptığım şey oydu çünkü o gerçekten her yeri patlatıyordu monolitin içinde olması. Yani yükün, tüm EZCO yükünün %76'sını alan bir API'miz var. Onu ilk olarak ayırdık. Sonrasında diğer tarafta zaten yük %24'e düştü. Onu ölçeklemek biraz daha kolay oldu. Aslında orada baktığımız şey en fazla yük alanlar ve dar boğazlar. Yani bu uygulama bir dar boğaz yaratıyor mu aynı yerde olması? Örneğin ödeme geçen API ile başka bir API aynı yerde ve o başka bir API çok fazla yük olduğu için ödeme alamıyorsunuz. O zaman o API'yi direkt ayırıyoruz. De bizim için genellikle Black Friday'ler referans noktaları oluyor. Black Friday'lerde dar boğazları net görüyoruz ve bir sonraki senenin tüm planı çıkıyor aslında o Black Friday'de yaşadığımız şeylerle ilgili. Dolayısıyla orada şey hala da monolit database bölme şeylerimiz devam ediyor ve edecek yani. Büyüdükçe, yani şirket büyüdükçe bu devam edecek. Belki bugün mikroservis dediğimiz şey yarın 10 parçaya bölünecek. Onu da bilemiyoruz. Hangi ürün ne kadar büyüyecek. Yani onu o zaman da göreceğiz. Var mıdır başka sorusu olan? Quarkus, GraalVM şu an denemedik. Ama denemeyi planlıyoruz. Bir şekilde özellikle Kubernetes geçişinden sonra biraz daha bize fayda sağlayacak. Şu an onun üzerinde çalışıyoruz. Onu yaptığımızda tabii ki uygulamanın ayağa kalkma süreleri vesaire çok önem kazanıyor. Ya da memory footprintleri bayağı önem kazanıyor. Yani şu an denemiyoruz ama Quarkus, GraalVM şu an onlarla ilgili bir deneme yapmadık. Load test yapıyoruz. Load test aktif olarak yapıyoruz. Özellikle Black Friday gibi kampanya dönemlerinden önce her sene yapıp dar boğazları bulup çözüyoruz mümkün oldukça. CI/CD süreçlerinden tabii bahsederim. Genellikle bizde iki tane branch var. Develop branch ve master branch. Master branch production'daki kodu temsil ediyor. Develop branch de daha çok işte CI/CD'deki kodu temsil ediyor gibi düşünebilirsiniz. Continuous Integration tarafındaki kodu temsil ediyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bir yazılımcı develop branch'inden bir feature branch açıyor. Ve orada feature geliştiriyor. Sonra bir pull request açıyor. Bu pull request'i açtıktan sonra bir şekilde minimum bir kişinin onayından geçmesi lazım. Bir de testlerin geçmesi lazım yani otomatik unit integration vesaire. Bunlar ikisi de tamamsa kodu yazan yazılımcı merge ediyor. Develop branch'ine. Develop branch'e merge edilir edilmez kod otomatik bir tane release oluşuyor. Bu release otomatik olarak staging başka şirketlerde pre-prod denilen ortama deploy oluyor. Sonrasında bu ortamda otomatik test ya da gerekirse manuel testler koşuluyor. Sonrasında bu aynı release production'a yine otomatik olarak deploy ediyor. Orada blue-green deployment altyapımız var. Yani deployment sırasında herhangi bir kesinti de yaşamıyoruz. Bunun dışında kernel release altyapımız var. Yani küçük bir release'i %1 trafiğe verebiliyoruz. Daha çok aslında test otomasyonu ve ama asıl monitoring yatırım yapıyoruz.
Monitoring tarafında da mesela %1 trafik verdik. Neleri monitör ediyoruz? Özellikle business KPI'ları bizim için önemli. Yani ödeme başarı oranında düşüş var mı mesela? %85'miş daha önce. Şimdi %80'e düşmüş mü? Herhangi bir uygulamadan bir exception geliyor mu? Splunk kullanıyoruz log centralization için. Orada herhangi bir uygulamadan bir exception geliyor mu? Response time'larda bir artış var mı? Gibi aslında bir checklist var. Tabii her uygulamadan uygulamaya değişiyor. Her uygulamanın checklistleri birbirinden farklı. %1 trafiği de her şey yani özellikle çok yük alan trafikler için yapıyoruz ama mesela hiç trafik almayan bir API'ye direkt %100'de çıkabiliyoruz. Downtime release çıkıyor musunuz? Çıkarsa. Downtime release'i tam anlayamadım. Bilmiyorum muhtemelen. Biraz daha açarsanız onu cevaplayabilirim. Pre-prod'da otomatik testler geçer geçmez prod'a çıkış mı oluyor? Ya bir tane UAT aşaması var. Product Manager yapıyor bunu. Otomatik testler geçti. Product Manager User Acceptance test yapıyor. Ondan sonra prod'a çıkış oluyor. Monolit yapıdan mikroservis yapısına geçerken en zorlandığınız şey neydi? Yani en zorlandığımız şey database'i bölmek bence. Diğer konularda çok zorlandığımızı düşünmüyorum. Yani diğer API bölmek biraz daha kolay dediğim gibi ama database bölme gerçekten zor. Bir de data migration yapmıştık geçmişte bir iki kere ve bu şey kurallarımız yoktu işte. Her release'i rollback etmek lazım diye bir tane çok büyük bir bulk geçiş yaptık. Orada bayağı bir sıkıntı yaşamıştık yani. O yüzden o bulk geçişleri değil daha çok %1 bundan sonra yine yeni yaptığımız değişikliklerde %1 trafikle yapıyoruz. Örneğin yeni bir Kubernetes ortamı kurduk. Şu anda %1 trafik veriyoruz oraya. %50'ye çıkarıyoruz, %100'e çıkarıyoruz. Bir problem yaşarsak yine geri alıyoruz. Artık geçişleri biraz da öyle yapıyoruz yani. Ama database bölme çok kompleks yani. O pis bir iş ama bayağı zevkli. Ben şahsen bayağı seviyorum. Var mıdır başka sorusu olan? Yoksa teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Yine sorularınız olursa bu konularla ilgili 1.30'da EZCO standında olacağım. Orada da cevaplayabilirim. Hepinize iyi konferanslar diliyorum.